Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile buradayım. Biliyorsunuz 15 Temmuz başvuru dönemi ile alakalı çok ciddi bir yoğunluk söz konusuydu. Educraft şirketimizle alakalı başvurularını yaptığımız öğrencilerin işleri vardı. Çok yoğun bir dönemdeydik. O yüzden videolara böyle birazcık ara verdim ama çok güzel şeyler toparladım sizin için. Birazdan hayat kurtaran günlük hayattan cümle kalıplarını paylaşacağım. Bu eminim her seviyedeki arkadaşımızı ilgilendiriyor olacaktır. Bu gibi cümleleri ben zamanında biliyor olsaydım eminim çok daha kolay hallederdim. Çok basit cümleler aslında ama Almanya'da günlük hayatta sizin çok işinize yarayacak cümleler. Bunları kullanırken fark ettikçe ya da bir yerden duyduğumda "aa bak bu çok işimize yarar" dediğim cümleleri bir araya getirerek hazırladım. Umarım işinize yarar. Birazdan görüşmek üzere. Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi kanalımızın katıl özelliği aktif oldu biliyorsunuz. Katıl butonuna tıklayarak 3 farklı üyelik tipinden birini seçip kanala üye olabiliyorsunuz. Mesela üye olan arkadaşların en düşük üyelikte bile ne var? Birazdan size anlatacağım, söyleyeceğim, göstereceğim kalıpları herkes böyle not alıyor. Yani duruyor, not alıyor, durduruyor, yazıyor, tekrar devam ediyor falan. Bunların PDF olarak halleri video yayınlandıktan sonra kanal üyelerine iletiliyor. En düşük üyelikte bile bu var. Katılım, yani YouTube'un video içerik üreticilerine özel yaptığı bir destek programı aslında katıl. %70'ini bizlere ödüyor, %30'unu kendi alıyor bu ödemelerin. Ve bize bir destek olmuş oluyor. Biz de takipçilerimize özel içerikler hazırlıyoruz bu katıl özelliği ile alakalı. Ben de böyle bir şey düşündüm. En düşük özelliğimizde bile bu var arkadaşlar. Yani birazdan anlatacağım, yazacağım, söyleyeceğim yaklaşık 16 tane, 2 tane de bonusumuz var. O bonustaki kalıpların hepsi size yazılı PDF olarak gelir. Gelmesini istiyorsanız kanala katıl butonuyla üye olabilirsiniz. Hemen size çok kısa nasıl üye olabileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Evet, tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. youtube.com/yiğitgunal yazdığınızda da bu sayfaya çıkabilirsiniz. Bu sayfaya gelebilirsiniz. Kanala abone olduğunuzu düşünüyorum. Bildirimlerinizi de buradan tüm olarak açtığınızı varsayıyorum. Bu arada kanalımızın kapağını da yeni yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi katıl butonuna tıkladığınızda böyle bir ekran açılıyor. Bunu hemen durduralım. Başka bir yerde durduralım şöyle. Evet. Burada katıl özelliğini anlattığım kısa bir video var. Bunu izleyebilirsiniz. Economy Class, Business Class ve First Class olarak 3 tane farklı üyelik tipi var. En düşük üyelikte dahi PDF'lere erişim söz konusu. Yani bu videoda anlattığım her şey size PDF olarak gelir bu üyelikte dahi. Business Class'ta ekstra üyeler özel canlı yayınlar var. First Class'ta onun da üzerinde özel bir Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubunda kişilere özel, Telegram grubundaki kişilere özel, özenle seçtiğim çalışma PDF'lerini, çalışma kalıplarını, Almanca linkler, Almanca içerikler ve görseller paylaşıyorum. Örnek veriyorum, buna katılmak istiyorsunuz. Katıla tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Kart bilgilerinizi girip adresinizi yazıp kart sahibinin adı, numarası vesaire satın al dediğinizde işlem tamamlanmış oluyor ve kanala üye olmuş oluyorsunuz. Aboneliğin haricinde katılmış oluyorsunuz. Farklı farklı durumlardan bahsettim aslında. Yani kimisi kafede, kimisi arkadaşlarınızla yürürken, kimisi doktorda. Bu cümle kalıpları hepsinin nerede olabileceğini söyleyeceğim tabii ki ama günlük hayatın içinde çok fazla varlar. Bir kısmını çok biliyor olabilirsiniz, çok basit gelebilir ama çok aktif olarak kullanıldığından emin olmuyoruz bazen bu cümlelerin. Yani çok basit bir cümle, kesin Almanlar başka türlü söylüyordur diyoruz. Aslında bu cümleler Almanya'da günlük hayatta çok fazla kullanılan cümleler. O yüzden bunları paylaşmak istedim ve siz gönül rahatlığıyla bunları kullanabilirsiniz. Bunları kullandığınızda böyle güzel bir Almanca klingt olacaktır yani. Şimdi hesap ödemek istiyorsunuz. İşte falan işte bill please falan İngilizce diyeceksiniz. Burada Almanya'da Entschuldigung, ich würde gerne zahlen diyebilirsiniz. Bu kullanılan bir kalıp. Bunu çekinmeden söyleyebilirsiniz. Bir şey sipariş ederken biliyorsunuz hep kullandığımız ich hätte gerne nokta nokta. Ich hätte gerne einen cappuccino bitte diyebilirsiniz. Ich würde gerne das nehmen diyebilirsiniz. Ich würde gerne bla 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 nehmen diyebilirsiniz. Bunu almak istiyorum. Ya mesela tatlı standından tatlı seçerken kullanabilirsiniz. Ha, para üstü mesela enteresan bir şey. Böyle bir şeyi ben çok merak ediyordum. Bir arkadaşımdan öğrendim bunu da. İlk buraya geldiğim zamanlarda.
Siz fazla para koydunuz hesabı, istediğiniz iş bir de gernesi halindeydiniz, hesap geldi, parayı koydunuz, 8.70 tuttu, siz 10 euro koydunuz, üstü kalsın istiyorsunuz, bahşiş bırakacaksınız, trinket. Nasıl söyleyeceksiniz? Stimmt so ya da das stimmt so diyebilirsiniz. Koyduktan sonra stimmt so ya da das stimmt so derseniz garson para üstü getirmeyeceğini anlayacaktır arkadaşlar. Bu da günlük hayattaki küçücük ama sizin çok işinize yarayacak cümlelerden, kalıplardan biri bence. Telefonu nasıl açıyorsun abi falan diyenler mesela var mesela. Günal guten tag diyebilirsiniz. Günal guten tag. Telefonla konuştuğunuzda, açtığınızda ya da karşı taraf açtığında da günal guten tag diye kendinize tanıtabilirsiniz aslında. Bu her ikisinde de gider. Farklı farklı alternatifleri de var ama yaygın olanlarını bahsediyorum. Gönül rahatlığıyla bunlarla başlayabilirsiniz. Daha sonra çeşitlendirebilirsiniz. Bir problemden bahsedeceksiniz telefonda. Bir sorununuz var. Almanya'daki üniversiteleri aradınız. Gerçi biz arıyoruz sizin adınızı ama Educraft ekibi olarak. Diyelim ki siz aradınız, bir şey oldu falan. Şabe folgendes problem diyebilirsiniz. Yani bunu söyleyip guten tag, günal guten tag falan filan, o bir şeyler söyleyecek tabii ki. Şabe folgendes problem, yani şu problemim var deyip ondan sonra problemi söyleyebilirsiniz. Bir şeyler söyleyecek ve size bu tam yeterli gelmeyecek diyelim yanıt olarak. Vielen Dank, ich hätte noch eine Frage. Teşekkürler, bir sorum daha var. Hani aramışken bunu da sorayım. Ich hätte noch eine Frage diyebilirsiniz. Sonra kapatırken de ich bedanke mich auf Wiederhören. Auf Wiedersehen diyoruz biliyorsunuz normalde. Telefonda auf Wiederhören diyoruz. Ich bedanke mich auf Wiederhören deyip kapatabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi çok fazla alternatif var. Bir sürü çeşidi var. Ha böyle de diyebilirsiniz, böyle de diyebilirsiniz. Alışkanlık meselesi. Bunlar başlangıç için oldukça iyi. Terminle ilgili şey başka videolarda çok anlattım ama hani bu vereinbaren, termin vereinbaren çok yaygın. Yani bir yeri telefon ettiniz ve termin almak istiyorsunuz. Doktordan, yabancılar polisinden. Aradınız, günal guten tag dediniz. İşbürde gerne aynen termin vereinbaren dediniz. İşbürde gerne aynen termin vereinbaren dediniz. Termin için talepte bulundu. Bir termin almak istiyorum. Randevu almak istiyorum dediniz. Doktor da size dedi ki işte Almanya'da uzun veriliyor bu randevular. Veremiyoruz dedi şu an termin falan. Ne diyeceksiniz? Ağrınız da var falan. Tut mir leid. Ich brauche aber wirklich dringend einen Termin. Weil ich sehr starke Schmerzen habe. Kusura bakmayın ama benim acil bir randevuya ihtiyacım var çünkü çok ağrım var. Derseniz tamam. Size şeyi sorabilir. Yani hangi doktordasınız? Çünkü birkaç doktor olabiliyor bazen house arts'larda. Onu nasıl söylüyorsunuz? Yani bana bakan doktor şuydu. Benim doktorum buydu doktora gittiğinizde. Ich bin bei Frau Dr. Müller in Behandlung. Frau Dr. Müller bana bakıyor. Benim doktorum o gibi. Bir doktor varsa buna gerek yok zaten. Yani doktorun tek ofisiyiz. Ama mesela bizim gittiğimiz doktorda 3 tane farklı doktor var. Biz her gittiğimizde bize soruyor. Çok sık gitmediğimiz için. Gittiğimizde sizin doktorunuz kimdi gibi. O zaman ich bin bei Frau Dr. Müller in Behandlung diyorsun. Bu da tamam diyor falan. Hier ist meine Chipkarte diyorsun. Mesela aklıma o da şimdi geldi. Hier ist meine Chipkarte. Chipkartınız biliyorsunuz şu sağlık sigortalarının, AOK'ların falan filan size verdiği Krankenkassenin verdiği kart yani. Onu da hier ist meine Chipkarte diye verebilirsiniz arkadaşlar. Ha, mesela bambaşka bir yere geçelim. Ne not almışım? Bunu mesela yolda konuşurken bir arkadaşımla fark ettim. Yağmur durdu ve hani biz hep deriz ya mesela yağmur durunca. Ay ya vallahi şansa yağmur da durdu her falan. Hani oh ne güzel gezeceğiz rahat rahat gibi. Bu da zum Glück hat der Regen aufgehört. Zum Glück hat der Regen aufgehört. Oh şansa yağmur da durdu falan. Arkadaşlarınız arasında falan bunu söyleyip kullanabilirsiniz. Tam böyle bir Alman şeyindedir yani kalıbında. Kullanıyor bunu Almanlar. Ondan sonra mesela ben bir arkadaşımı bizim oturduğumuz semte getirdim. Daha doğrusu bir iş için benimle geldi. Ona nasıl diyebilirim mesela? Ya da daha kibarcasını söyleyeyim hatta ben size. Birine o hani çevreyi nasıl buldunuz diyeceksiniz. Nasıl buralar falan gibi. Wie fanden Sie denn die Gegend? Wie fanden Sie denn die Gegend? Çevreyi nasıl buldunuz? Hani buraları nasıl buldunuz falan filan diye. Bizim oturduğumuz yer için şu söylenebilir. Hani böyle çok güzel ya bu kır havası. Oh bu toprak kokusu gibi şeyi nasıl söyleriz? Wunderbar. Diese Landluft. Bu Land hani Stadt şehir içi oluyor. Land biliyorsunuz biraz daha şehrin dışındaki kırsal alanlar oluyor. Wunderbar. Diese Landluft diyebilirsiniz. Ya, o harika ya bu kır havası falan. Müthiş bir şey falan gibi yani aslında. Sonra eve gittik.
Eve girerken hani deriz ya böyle, ah geldik, işte burası, ben bir kapıyı açayım. Hani yanınızda ilk defa sizinle gelen biri var, bir arkadaşınız eve gelecek falan. So, da sind wir. Evet, geldik. Ich schließe das Haus mal auf. Bir kapıyı açayım önce falan. So, da sind wir. Ich schließe das Haus mal auf. Bir açayım kapıyı diyebilirsiniz. Bunlar böyle sizin akışkan Almanca konuşuyor gibi olmanızı en azından sağlar ve hani bu kalıplardan yola çıkarak özgüven de artar. Arkadaşınız girdi evin içine, birlikte falan girdiniz böyle. Ya işte burası şöyle, burası biraz uzak şehre falan, nasıl yapıyorsun? Yani alışık mısın buradan gidip gelmeye falan, zorlanmıyor musun gibi bir şey söyledim diyelim falan. Ya da bu bambaşka bir yerde de olabilir. Ya insan zamanla alışıyor ya falan diyeceksiniz. Bunun da söylenme şekli da gewöhnt man sich schnell dran. İnsan buna alışıyor demektir bu arkadaşlar. Da gewöhnt man sich schnell dran. Alışıyor yani insan buna yani. Gewöhnt man sich schnell dran falan da diyebilirsiniz. Bir sürü yani bu cümleyi farklı gramer yapıları da söylenebilir ama bu yaygın kullanımı budur yani aslında. Bu kalıplar günlük hayatta sizin entegrasyonunuzu kolaylaştıracak şeyler. Entegrasyon kolaylaşınca özgüven artacak. O konuşmanın yani konuşma çekincesi kırılacak yani. O ar damarı çatlayacak, konuşmayla ilgili olan ar damarı. Ötekiler çatlamasın mümkünse. Bu çatlasın ve o konuşma korkusu yenilmiş olsun arkadaşlar. O anlamda önemli. Ve bonus. Bonuslarda neler var? Bonuslarda şunlar var arkadaşlar. Diyelim ki bundan sonra birçok videonun arkasında böyle bonuslar koyacağım. Bu bonuslarda da ne olacak? Telefondasınız, birisiyle konuşuyorsunuz, Almanca konuşuyorsunuz, Almanca derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Sınavdasınız, Sprechen sınavındasınız vesaire olabilir. Almanca o anda aklınıza bir şey gelmedi ve zaman kazanmak istiyorsunuz. Ve aslında çok iyi biliyorsunuz ama işte konuşamıyorsunuz ya, malum herkesin olduğu gibi. Konuşmak en zor gelişen şey. O noktada ben bu kadar da kötü değilim ya, bir sürü kelime biliyorum, evde deli gibi gazeteler okuyordum, metinler okuyordum, konuşuyordum, şimdi tıkandım hissiyatını yaşamamanız için kalıp cümlelerden bahsedeceğim. 1. Tut mir leid, manchmal dauert es bis ich das richtige Wort gefunden habe. Ya kusura bakmayın, bazen doğru cümleyi bulmam zaman alıyor, yani düşünüyorum. Bunu söylediğinizde ben gibi kalmaktansa hem karşı taraf için iyi oluyor. Yani karşı taraf diyor ki ya tamam ya, karşımda böyle gözüne fener tutulmuş bir tavşan yok diyor. Bir şeyler söylüyor ve düşünüyor demek gidiyor. Ve siz de zaman kazanıyorsunuz ve karşı tarafı böyle yapmadığınız için kendinizi iyi hissediyorsunuz. İkincisi daha kısa. Sekunde, ich versuche es auf Deutsch zu formulieren. Bir saniye, Sekunde, ich versuche es auf Deutsch zu formulieren. Bir dakika, onu Almanca olarak formüle etmeye çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum diyorsunuz. Bu iki cümle cebinizde dursun. Özellikle bu bonuslar cebinizde dursun arkadaşlar. İşinize kesin yarar yani. Çünkü illaki yeni Almanca öğrenen kişiler bir yerlerde tıkanıyor. Hepimiz için geçerli. Bunlar Sekunde dediğinizde hani böyle bir dakika düşünüyorum şu falan filan gibi. Bunların devamı da var. Videoların yani bu tip kalıp videoların sonuna bunları ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu kalıplar. Dediğim gibi bu kalıpların mail adresinize PDF olarak gelmesini istiyorsanız yazılı olarak ve bunların her videodan sonra olmasını istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Üye olabilirsiniz daha doğrusu. Abone olduğunuzu ve bildirimleri açtığınızı zaten varsayıyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yine böyle bir kalıp videosu var olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra da biraz sohbet edelim istiyorum. Şu Ayasofya olayını konuşalım, vize olayını konuşalım, başvuruları konuşalım, Almanya'dan, Türkiye'den konuşalım istiyorum birazcık. Belki canlı yayın olarak yaparız, belki normal video olarak yaparız. Teşekkür ediyorum. Hala kanala abone olmayan %80'lik kısma sesleniyorum. Lütfen kanala abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bütün sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara daha hızlı dönüş yapıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. What?